efendim, çok güzel bir cumartesinde yine yaşama dair'de ben Semra Güzel, değerli partnerim Kemal Çakır'la sizlerle beraberiz. Bugün efsane bir program olacak Kemal Bey. Evet, öncelikle yani açılışa da katıldığımdan dolayı ben özellikle kendimi... Tebrik ediyoruz. Evet evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, hakikaten çok harika bir programımız var. Ferman Bey var. Ay, neden spoiler veriyorsunuz? Sürpriz olacaktı ama olsun. O zaman hemen yayın akışımıza bakalım mı? Evet evet, buyurun. Sen buyurun abi. Efendim. Geldiniz. Hoş merhaba. Bulduk, hoş geliyorum. Şeyle. Geliyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hızlı bir giriş yaptık efendim programa. Yaşama Dair programında Ferman Toprak'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız, iyisiniz? Çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir şarkı yapmışsınız. Vallahi işte, her zaman biz yaptığımız bütün işlerde diyoruz, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki takdir önce Allah'ın, sonra biz sevenlerin. İnşallah hak ettiği yere gelir diye düşünüyorum. Daha çok taze yeni şarkımız. Klip de çok başarılıydı, çok hoşlandı. Sevgili Şafak Sezer çekmişti klibi zaten. Yönetmenle evet, çok evet, eski evet, dostum evet, olduğu evet, için. Evet. Dedim, o kadar sinema filmi çekiyorsun, bir klip de bize çek dedim yani. Ne olacak 25 yılın hatırı için. Sağ olsun, klibi çekti. Evet. Şarkı da Osman Öztunç'a ait. Çok önemli bir müzisyen, yorumcu ve bestekar. Mustafa Beyazkuş aranjörlüğünde. Valla çok içimize sindi. DMC etiketiyle çıktı, bakalım. Evet. Tespih de çıktığında böyle 5-6 ay sonra kendini bulmuştu. Evet. Bu da inşallah öyle olacak diye düşünüyorum. Olacak gibi gözüküyor değil mi? Kesinlikle. Sen almadan gitmem diyoruz yani. Evet. Var mı daha başka yeni single müjdeleriniz? Ya şöyle söyleyeyim. Zaten bu şarkı çıkalı da bir yaklaşık bir ay falan oldu. Ama tabii yeni projelerimiz var. Biz hiç durmuyoruz. Hı. Allah nasip ederse buradan sürpriz olsun biz sevenlere. Burhan Bayar prodüksiyon İstanbul kayıt ikinci albüm projesinde bir Müslüm Baba şarkısı seslendireceğiz. Müslüm Gürses'in daha önce kimsenin okumadığı bir eserini. Onun akabinde Allah rahmet eylesin sevgili İbrahim Erkal'ın proje albümünde bir şarkı seslendireceğiz. Böyle gidiyoruz yani, devam ediyoruz bakalım hayırlısıyla. İki size çok önemli sanatçı Müslüm Baba da İbrahim Erkal'ın, orada buradan anlıyoruz Allah ruhlarını şad etsin. Evet, Allah rahmet eylesin. Valla sohbete bir anda girdik Yaşama Direkt Dair. Direkt biz de böyle Yaşama Dair. Hızlı hızlı mükemmel bir program olacak ama daha böyle sohbeti koyulaştırmadan bir VTR hazırlamış ekibimiz, evet. İzleyelim mi? Tabii ki. Uzun bir kariyer, evet. Yolculuğu nereden nereye. Aynen. Ve o güzel şarkı dillere destan olan her yerde çalınan tesbihle artık. Ha, o artık bir klasiklere girdi o. Evet. Artık 100 yılın şarkısı dediğimiz noktalardan bir şarkı oldu. Evet. Allah da bize nasip ettirdi onu. Evet. Vallahi VTR de çok güzel olmuş. Eline sağlık kim hazırladıysa. Emeği evet, çok teşekkür herkese. Ediyoruz ekibimize biraz de. Biraz duksallaştırdı bizi de. Nereden nereye dediniz tabii, değil tabii. Mi? Ama yaz orada bir düzeltme. Tabii burada VTR'deki arkadaşların... değil, ilk etapta biz internette bizim biyografimizi artık kim yaptıysa 30 Ocak diye yazmışlar. Bizim asıl doğum 30 Ekim 1975. Herkese buradan esinlendiği için orada bir türlü düzeltemedik. Arkada bunu düzeltecek biri varsa. Burada düzeltiyoruz efendim. Yaşama Dair programında. 30 Ekim 1975. 30 Ocak değil yani. Tamam. Evet. Dikkat ediyoruz, doğum günümüzü yanlış kutlamayalım. Bunun suçu yok şeyden. Demek biyografiden bakla internetten. Ondan dolayı orayı da düzeltemedik. Oradan dolayı. Tamamdır. Yani 30 Ekim. Buradan da duyuruz. İki kere kutlanacak. İki kere kutlar. Doğru söylüyorsun. Bir Ekim'de yani. Bir Ocak'ta yani. Aynen öyle. Bir yaz kış olsaydı daha iyi olurdu ama yani. Üst üste hediyeler, tebrikler evet. Gelsin efendim. Çok güzel. Dediğim gibi upuzun bir kariyer. Gerçekten hep böyle step step yüksele yüksele gitmiş bir kariyer göstergesi. Ama sanki bu şu anda çıkış yaptığımız şarkının sözleri biraz daha böyle duygusal gibi. Ritmi hızlı da olsa duygusal şarkılara bir gidiş var gibi değil mi? Tabii tabii, ben şimdi zaten sahnede hep zaten biliyorsunuz benim sahnemin 3 bölümden oluşuyor. Action, diction, maction. Tabii. Action dediğimiz hareketli parçalar, maction işte bu tesbih gibi orta ritim parçalar. Diction dedik mi damar parçaları oluyor. Artık aşk şarkıları, duygusal şarkıları falan. Ondan dolayı ama yani ülkemizdeki insanlar artık fazla şey ızdırap çekmeden ben hep... Böyle hareketli güzel şarkıyla çıkayım dedim. Hı. Ama seni almadan gitmemle tespihin arasında çok büyük bir benzerlik var. Sözler damar, müzik hareketli. Evet. Enteresan bir şarkı ikisi de. Evet. Yani müzik oynatıyor ama sözler düşündürüyor. Evet. Burada da dedik ki işte seni almadan gitmem çok hoşuma içime sinen bir parça. Dedik yaz da geliyor. Düğünler de başlıyor. Artık damatlar dedim son ses bununla kız almaya gitsinler. Seni almadan gitmem. Gitmem. Yani o şekilde güzel. Allah güzel bir evlilik nasip etsin herkese. İnşallah. Bir de slogan olur inşallah diyoruz biz de. Dedim tabii sözlerde büyük bir damar da var. Aşk sözleri var büyük. Peki en beğendiğiniz hani konserlerinizde en çok söylediğiniz şarkı hangisidir? Hayata tesbih yapmışım, sallıyordum şimdi. Yani. Çünkü herkesin gönlüne tat kurduğu için. Belki gizli bir şey de vardır. Ya yok ama ben gerçekten sahnede zaten
Sahne başka, orası bir business show. Yani ben orada Türk sanatı okuyorum, rock da okuyorum, arabesk de okuyorum, pop da okuyorum. Evet. Önemli olan bizim orada insanların ne hoşuna gidiyorsa onunla o repertuar yapabilmemiz. Ama dediğim gibi tabii tesbih her zaman muhakkak bir kere iki kere okuduğumuz eserdir yani. Evet. Sizin açınızdan nasıl geçiyor konserlerin havası böyle? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, benim zaten yaklaşık 29 yıldır ben sahnedeyim. Herhalde benim rekorum başka bir adayım yoktur diye biliyorum. Çünkü 17 ile 7 gece ben sahne yaptım. Hiç durmadan. Maşallah. 17 ile 7 gece makine gibi, zaten gözümü açıyordum. Yataktayım, açıyorum sahnedeyim, açıyorum mutfaktayım yani. Evet, evet, hayatım evet. Üç bölümden oluşuyordu. Ki var mı yaza şöyle özel bir plan, program, konserler? Var var, konserler var tabii. Şu andan başladı zaten. Şimdi Allah nasip ederse İslam alemin inşallah güzel de geçiyor orucumuz. O sabrı da veriyor, güzel geçiyor. Bayram da geliyor malum. Bayram da geliyor malum. Şimdi insanlar zaten dediğim gibi 2 yıl kimse doğru düzgün düğüne yapamadı. Kimse hep ertelemek zorunda kaldılar. Hatta geçen bir düğüne gidecektim ben. Söyleme sahipti. Kaporasını daha önce ödemişlerdi. Bu Covid'den dolayı bir türlü yapamadılar. Evet. En son demişler yapacak bir şey yok. Evlenmişler. 2 tane çocukları olmuş ama daha düğün yapamadılar. Evet. Yani böyle biraz trajikomedi şeyler de yaşayabiliyoruz. Çünkü insan eğlenmek istiyor. Yapacağız abi inşallah. Değil mi? Eğlenmek istiyor sizlerle beraber. Bu yaz inşallah herkesin o düğün şeyini hepsini bir şey yapacağız. Alacağız. Sizin için pandemi nasıl geçti? Tam da atlatamadığınız için. Bunu sorabiliriz. Ya bizim için pandemi nasıl geçti? Herkes gibi tabii evlere kapandık. Ama hepimizin içine bir mobilyacılık, bir elektrikçilik, bir tamiratçılık varmış yani. İçimizde olmayan evet, evet. meslekleri keşfetmiş olduk. Çünkü malum biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı vardı. Dışarıda bir şeyin gelmesi yasaktı. Bayağı biz evdeki bozuk şeyleri tamir etme yeteneğimiz içimizde varmış. Onları öğrenmiş olduk. Sizin bu süreçte yardım isteyen ünlü isimler oldu mu? Yani veya çalışamadıkları için evet, değil evet. mi? Çalışamadığınız bu Covid sürecinde herhangi bir yardım isteyen herhangi başka bir sanatçılar, bir arkadaşlarınız olmaz, oldu mu? Tabii. Aslında onu şöyle söyleyeceğim ben. Ferman Toprak inanılmaz yardımsever. Evet. Çok dostu olan, çevresi olan ve çevresindeki insanlara da yardım eden bir isim. Aynen. O yüzden bu soru çok anlamlı. Yardım isteyen olup yaptın mı? Yaptıkları bana kalsın diyecektim ben de ama sonra tabii herkes istedi yani. Zor durumda kalmak. Biz zaten ne yazık ki müzik camiası en çok yara alanlardan bir tanesiydi. Evet. Evet. Bunda zor bir süreçti çünkü çalışmayıp müzik aletlerini satan insanları biliyorum ben. Hmm. Ekmek teknesi dediğimiz malzemeyi hmm. satıp onun dışında başka bir şeyler yapamayıp ama müzik dediğim gibi çok büyük yara aldı. İnşallah bundan sonraki o yardımlaşma da hepimiz zaten biz müzisyenler duygusal insanlarız. Hmm. Varsa paylaşmayı da severiz. Evet. Yedirmeyi de severiz. Evet, ama şu pasta bizim olsa hepsini ben yiyeyim diyecek bir karakterde olmayan bir adamım zaten. Hmm. Bir şeyin bir dilimini yediğin zaman doyabiliyorsan diğerini bırak herkes yesin. Evet. Hep bana hep bana demeyin. Doğru. Tabii ki oldu. Ömür boyu da böyle olmaya da devam edecek. Evet. Olan şimdi bu pandemi inşallah geride bıraktık. Pandemi evet. sohbetini de geride bırakmak istiyorum ve tekrar dönüyorum müzik hayatına. Ve müzik diyorum hayatına. Ki tesbih ediyorum tesbih. Evet. Birçok yeni böyle o döneme denk gelen gencimiz... Sizi o şarkıyla bildi, mimlendiniz artık. Aynen. Gerçekten. Ama bir sürü şarkınız daha var. Var. Evet, değil aynen, mi? Aynen. Onların da ön plana çıkmasını istiyor musunuz? Ve o tesbihin başarısını neye bağlıyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim ya. Tabii ki diğer şarkılarım. Tesbih çaldım. 45 bin kişi gelmişti konsere. Giderken arabayla baktım arkalarında büyük bir kalabalık. Beni sevenler geliyor. 405 kişi. Arabayı kullanan arkadaşlar bir kenara çeker misin dedim. İndim. 500 kişiyle fotoğraf çektiriyorum. Menajerim de vardı girmiş. Lütfen durun Ferman Bey sahneden indi işte biraz dedi yoruldu falan. Ya dedim bırak 20 yıldır bu anı bekliyoruz. Evet, İnsanlar gelsin bize fotoğraf çektirsin. Karşılıksız bir sevgi. Aynen, burada şimdi neyin dedim şey yorulmuş morulmuş rollere gireceğiz dedim. Evet, neyse kitlemize ulaştık çok şükür. Bundan sonrası zaten ne olur daha güzel şarkılar yapıp daha güzel projelerde sevenlerin karşısında olmak olur diyorum. Çok güzel. Ben şöyle inşallah. Önümdeki sorulara baktığım zaman sorsam mı sormasam mı diye biraz düşündüm. Yok spontan biz her şeyi serbest. Hem pandemi bahsettik hem şarkı bahsettik hem de biraz da özel hayatınızda. Olur, fark biraz edersin. Önce klipte de gördüm. Dünya evet, güzeli eşiniz evet, vardı evet, oynadı. Evet. Evlilik hayatınız, çocuğunuz her çok şey yolunda şükür. Mı? Çok şükür elhamdülillah çok şükür her şey yolunda. Eşimin de seni öyle doğru ikinci klibimiz. İki evet. tane klip çektik. Adel'in daha fazla. Adel 3 klipte oynadı. Öyle mi? Tabii. Burada zaten eşimin kucağındaydı. Orada 1 yaşındaydı. Bir tane Yakıyorsun Sen şarkısında Adel Barşol oynadı. Herhalde bir babanın kızına vereceği en büyük hatıra bu olur değil mi? Değil mi? Babası sanatçıysa büyüdüğünde babasının klibinde oynamış olmasıydı. Kesinlikle öyle. Valla çok güzel Allah'a emanet olsun. Eşinizden güzel de klip kızı bulamazdınız efendim. Onu yani, söyleyeyim. Ben de onu çok seviyorum. Ekonomik krize var. Şimdi niye para da vermeye gerek yok da eşime dedim oynarsam. Zaten güzelsin de. Çok. Bir eşimsin de gel dedim. Bak kızım da para almasın oynasınlar dedim. Aynen öyle çok güzel. İşin özü bir tarafı. İşin özü
aile işin içinde düzenli ve güzel olduğu zaman evet. Her şey daha destekli ve yolunda aynen. Gidiyor değil mi Ferman aynen, kesinlikle öyle. Bir insan evine dürüst de işine her zaman dürüst gidiyor. Gerçekten ben buna inanıyorum. Kesinlikle öyle. Evet. Allah Allah. Adel Hanım da orada kucağı. Evet. O da doğdu bir de 4 yaşına girecek haftaya. Allah bütün evlatlarımızı korusun. Evet amin. Hepsi, amin. Allah'ın bize gönderdiği çok özenli mucizeler çünkü bunlar. Yazmada nasılsınız? Vallahi yazmada iyiyim. İyiyim ama yani bu işin tabii benden daha yapanlar olduğu için o online o bakış açısından ben gidiyorum. Yani çünkü bu şarkı yapmak da başka bir yetenek. Bir şey çalmak da başka bir yetenek. Bunu en iyisini yapanlar varken biz kendimize şey yapmıyoruz yani. Ama eşim bu konuda çok sağlamdır. Öyle mi? Hilal'in çok sağlam kalemi vardır edebiyat. Ve müzik de yapıyor. Söz müzik şarkıları da var. İnşallah ileride ona bir güzel bir şiir albümü de yapacağız. Buradan sürprizimiz de olsun ona. Ay ne güzel. Çok istiyor bir şiir albümü çıkartmayı. Hı. Kendi yazdığı şiirlerle bir müzik fonuyla. Bakalım belki onun şarkılarıyla alakalı bir proje albümü de yapabiliriz ileride. Süper onu da bekliyoruz o i̇nşallah, zaman inşallah. İnşallah beraber geliriz inşallah. Şimdiden beraber. Söz aldık efendim beraber evet. Geliriz dedi. Aynen. Kemal Bey ikisini de inşallah güzellikle konuk alırız değil mi? Evet, kesinlikle seviyoruz. Teşekkür ederim. Valla biz böyle yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz ama Kemal Bey'in sormak istediği bir şey varsa onu da alalım. Başım mısın? Buyur Kemal abi sor. Rahat. Sağ olun teşekkür ederim. Bu yeni nesil şarkılarla alakalı olarak düşünceniz nedir? Rap. Z kuşağı şarkılarım diyorsun. Rap mi söylüyorsunuz? Evet evet. Ya vallahi şimdi ben şunu söylüyorum. Rap'tir bizim yani bizim kendi kültürel yapımıza göre rap midir? Olsun bunlar hepsi geçici. Hmm. Zaten bunların köküne baktığında pop'un da rap'in de içindeki sözlerin hepsi arabesk. Evet. Türk halk müziği arabesk. Zaten köken yine oradan geliyor. Evet. Bu bir akımdır. İnşallah devam da eder. Ama hiçbir zaman Türk halk müziği, Türk sanat müziği bu ülkede hiçbir zaman değerini kaybetmeyecek bir özeldir. Onun için şu an ekmeğini yiyen kardeşlerimle bol bol yesinler diyorum. Allah hepsinin gönlüne göre versin diyorum. Başarılı da buluyorum. Evet. Çok da başarılı buluyorum. Güzel de yeni yetenekli genç kardeşlerimiz. Çünkü ben istiyorum ki içine bu yetenek olan herkes bu piyasada bu pastadan yiyebilsin. Hı. Çünkü bazı bizim yamyamlarımız var böyle bu pastayı sadece ben yiyeyim diyen sanatçı dostlarımız da onlar da biliyoruz. Evet. Onun için bırakın herkesin hepimizin yaşı geliyor geçiyor. Yeni nesil çıkacak onların da geçmişe bir şeyler bırakmaları gerekiyor. Bizim de bırakmamız gerekiyor. Seni almadan gitmeni bir daha yaşama deneyelim mi? Yaşama dair işin gelsin o zaman. Seni almadan gitmem. Ama çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sizlere de bütün emeğe geçen arkadaşlara da bütün prodüksiyona da buradan teşekkürler ediyorum. Tamam evet teşekkürler. Dinliyoruz efendim. Yaşama dair özel geliyor. Ay nasıl enerjik, nasıl güzel bir programdı böyle. Seni almadan gitmem dedi. Ferman Toprağı da çok ama çok teşekkür ediyoruz. Buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Harika bir şarkıydı. Peki kesinlikle. Siz ne düşünüyorsunuz Kemal Bey? Kesinlikle. Sadece harika şarkı değil. Ben yani, İnsan olarak da çok evet, iyiydi evet, değil mi? Evet, çok çok hoşuma gitti hakikaten. Hem sözleri ama sözleri de kendi kişiliğine de yansıyor. Yani tam birbirine uymuş bir sanatçı içeriğiyle beraber çok söyledikleriyle doğal, beraber çok, içten, çok hoşuma çok gitti. Çok iyi bir insandır hakikaten zaten. Öyle. Ona da eşine de o güzel ailesine de sevgilerimizi tekrardan iletiyoruz. Evet. Ve şimdi bizim bölümümüze geliyoruz. Tabii ki. Bir sürü telefon alıyoruz. Gerçekten insanlar yurt dışı deneyimi yapmak için sıradalar. Çok kişi arıyor. Diyorum ki biz iletiyoruz efendim. Bizi aramıyorlar. Hayır, sizi arıyorlar. Listeye alıyorlar ve zamanı geldiği zaman da randevu yapacaklar diye belirtiyorum. Şimdi konumuzu tekrar yeni açanlar için şöyle bir başlık atalım. İstihdam yaratılan bir alan var. Yani buradaki önceliğimiz hemşireler aslında sağlık grubu değil mi Kemal Bey? Orada Almanya göç yasası ile birlikte imkan sağlanan diploması olan kişilere iş imkanı sağlanıyor Kemal Çakır'ın bünyesinde yani İşkur onaylı yerlerde. Diyor ki sadece biz değil her yere güvenilir anlamda başvurabilirsiniz ama bizim özelliğimiz nedir? Buyurun. Bizim özelliğimiz tabii ki Almanya'da sunduğu hizmeti Türkiye'de pazarlayabilmemiz ve tersine de. Ama ilk etapta tabii ki göç yasasıyla alakalı olarak yani buradan aldığımız nitelikli elemanları genellikle hemşireleri, fizik tedavicileri ve ATT, paramedik bu gibi arkadaşlarımızı da Ausbildung bünyesinde buradan kendi şirketimize götürüyoruz. Yani burada da kendi şirketimiz, orada da kendi şirketimiz. Özelliğimiz bu. Hem de iş kur onaylı olmamız böyle bir şey yok.
Hani, bir de? Hem Almanya'da hem Türkiye'de aynı şirket olan birisi yok yani, kesinlikle onu da söyleyeyim. Bir de dil eğitimi merkezimiz var. Tabii hani o da zaten onun üzerine gelen, hem dil eğitimi merkezimizle beraber ve tercüme ofisimizle beraber ve bütün yaptığımız, sunduğumuz hizmetle beraber herkesin yanında durmamız ve arkasında durmamızla beraber cidden ondan çok çok gururluyum bunu yapabildiğimizden. Ama çok büyük sorumluluk, bunu söyleyebilirim. Yani yaşadığımız bazı hadiselerde daha bugün bile, dün bile bana bazı haberlerde geldiği zaman bana adaylar bazı direkt yazabiliyor, yazıyorlar da. Hani ben öyle gizli saklı, az evvel Ferman'ın beyin de dediği gibi biz çok mütevazi insanlarız, Allah'a şükürler olsun. Ve oradan zaten asla vazgeçmeyiz. Ama hani 4 hafta olduğu, az evvel yazan bir adayı okuyorum, 4 hafta olduğu şey o yüzden size yöneliyorum, bir el atsanız duruma. Nasıl yapayım dedim kardeşim, nasıl el atmamı bekliyorsun hani? Ya hani telefon etseniz hani bu vize kurumuna şirket falan. Şirket sizin. Evet, Alman devleti benim gibi böyle hani. O kadar güçlü görüyorlar efendim sizi, bu da güzel bir şey. Evet, gururlanıp evet, onurlanıyoruz. Aa, evet güçlü evet, Kemal aşkına. Çakır fakat bir prosedürü var bu işin. Yani aynen, siz bunu Almanya göç yasasını girip okuyacaksınız. Okuyamıyorsanız bilgi almak için istihdam ofislerine gideceksiniz. Evet. Bizleri arayacaksınız. Biz yönlendireceğiz. Ekranda da numaralarımız birazdan evet, verilecek. Oradan da alıp arayabilirsiniz. Biz birebir iletiyoruz. Şimdi kesinlikle, ilk başta kesinlikle sizlere başvuracak. Diyecekler ki ne yapıyoruz biz? Yurt dışında okumak, çalışmak, deneyim yapmak istiyoruz evet, diyorlarsa evet, şöyle bir şey. Öncelikle diplomanız olacak. Evet. Ve buradaki denklik diye çok kullanıldığı için ben de bunu kullanıyorum ve tekrar izah etmek istiyorum. Denklik yani buradaki diplomanızın Almanya'da da geçerli olacağı sonucu, Alman devleti tarafından tasdiği. Bunu evet, yapmak için de sizin ekibiniz bunlar için uğraşıyor değil mi? Şimdi bir kere ilk etapta hakikaten bazı insanların bu işte, bu iş yani bu iş... Bazı insanların hayalindeymiş. Bunu zaten görebiliyoruz. Yani çocukluktan beri hayal ettiğim bir işim vardı. Hakikaten o işin arkasındayım. Bu iş ne? Almanya'ya gelmek. Hem Almanya'ya yaptıkları gitmek. Hakikaten hem yaptıkları iş, bu bir kere çok çok önemli. Yaptıkları meslek, edindikleri meslek, yeteneklerinin bulunduğu alan ve onun yanı sıra da hakikaten ben Almanya'ya gitmek istiyorum demeleri ve Almanya'ya gelmelerinin nasip olması. Yani bu insanların gösterdiği gayret ve bakış açısı çok daha başka. Ama birçok ne yazık ki insanda da görebiliyoruz ki ya bir türlü hani kendimi oraya atayım. Hani oraya atmakla belki para beraber... Için, belki bir şeylerden kaçmak için. Para için, için de olsun da. Hani sadece para için olsa ama... Hani bunu da görüyoruz ki sadece para için bile olsa hani bu kurtarmamış oluyor durumu. Hani hakikaten işin içerisine %100 her şeysini koyması lazım ki bir insan ona göre. Hani bir işin hayalini kurduğum zaman ben bu stüdyoya geliyorum veya az evvel Ferman Meydeksi gibi ben bir şarkı yazıyorum. Bu şarkıyla beraber bunu hedefliyorum. İnsanın hakikaten damarına dokunmak istiyorum. Kalbine dokunmak istiyorum. İçten olduğu veya zaman bunu, ulaşıyor zaten ha, bu, değil mi? Samimiyet. Kesinlikle. Bu yapılan istihdam durumu da aynı mesele. Hani ben Almanya'ya gelmek istiyorum. Tam Almanya'ya gelmek istiyorsun. Hedefin ne? Almanya bir kere yeni bir ülke. Ona göre ben hazırlıklarımı yapmam lazım. Almanya hakkında bilgi almam lazım. Almanya'nın bir kere nüfusuna kadar. Kaç tane eyalettir? Ne biçim bir ülkedir? Hani... şey olarak, politik olarak da jeopolitik olarak ne gibi durımdadır, coğrafi olarak ne gibi, hani böyle şeyleri bilmeden ben bir Almanya'ya geleyim hani bir yani şeye gider gibi böyle atıyorum şimdi Ataşehir'den Beykoz'a gider gibi böyle bir öyle bir oraya gider gitmek bile büyük bir. Ben artık yaşıyorum. İstanbul trafiğimizden bahsetmeyelim. Evet. İstanbul'umuzu o seviyoruz. O kolay bir şey. Zaten çok seviyoruz. Evet. Trafiğiyle beraber seviyoruz ama evet, hani bu bile belirli bir gayret ve belirli bir hazırlık gerektirirken hani kalkıp da Almanya'ya gelmek ya bazı insanlar geliyor inanın bana hakikaten yanlış anlamasınlar. Ceplerinde bir kuruş para yok. Arkadaşlar sen Almanya'ya geliyorsun ya. Yani küçük bir size güveniyorlar olsun yani. Kemal Bey. Tam güveniyorsunuz da düşün hani diyorlar gelecek... ki otelimiz hazır Kemal Bey bünyesinde konaklayacağız. Arabamız hazır Kemal Bey. Araba veriyor çalışanlarına. Ulan zaten veriyorum da bir de para vermesi de hani. Bir de para istiyorlar efendim. Yok parayı vereceğiz de çalıştıktan sonra. Çalışmaları lazım hani önce. İlk geldiğiniz andan sonra ama evet, tabii kimseyi de mağdur da bırakma imkanımız ve şansımız yok. Allah korusun. Hani ilk gelenlere gerçekten kumanya şeyisi de veriyorum. Kumanya parası da veriyorduk. Biz seve de yaptık seve efendim.
her yerde biz çekimler için ben gittim. Dedim ki harçlığımı alayım Kemal Bey. Ondan sonra güldü bana. Yapacaklar, bekliyorlar. İnsanlar çok sempatik, samimi görüyor. Bize de çok yazıyorlar. Yardım isteyenler o kadar çok var ki sizden. İnanamazsın. Ben dedim ki ne yapayım Kemal Bey'i? Gidim sizler için paramı isteyeyim. Bir de bu da var. Hani şimdi bu çoğunlukla yazılan, hani bazı başka yerlerde görüyoruz. Bu hakikaten ağır hastalık çocukları lütfen paylaşır mısınız falan. Hani lütfen düşün hani. Biz yani herkese cevap veririz, her şeyi de paylaşırız, paylaşmasından bir problem değil. Hani yeter ki bunun arkasında herhangi bir, yani o hasta insanlar kullanılmasın. Ama o işimiz değil. İstihdam olarak tekrar oraya geri gelecek otelimizde olursak. Otelimizde bu arada, VTR'imizde otel, evet. Almanya ile ilgili tüm görüntüler veriliyor. Bir gözde de görüyoruz. Evet, onu da görüyoruz. Orada gururlanıp onurlanıyoruz. Ben hepsini gittim gördüm. Evet. Bu arada biraz Türkiye ayağıyla ilgili bir tekrar toparlayalım. Tabii ki. Hayallerini gerçekleştirmek isteyenler Almanya göç yasası ile birlikte sizin istihdam ofisinize başvuruyorlar. Hmm. Bütün prosedür gerçekleşiyor. Hmm. Dil eğitimi gerekiyor. Ne kadar dille sahip olmaları gerekiyordu Kemal Bey? Şimdi bizim beklentimiz ve Almanya'daki hakikaten şartlar da bu yönde ki B1 seviyesinde. Hani bazı detaylar. Onu zaten eğitim merkezlerimizde alacaksınız veya diğer başka eğitim merkezlerinde. Başka kişilerle tanışıyoruz, görüşüyoruz. Başka eğitim merkezleri de aynı seviyede yapıyor. Herkes zaten Zoom üzerinden online olarak genellikle bu pandemiden dolayı da hakikaten veya artık arkamızda bıraktığımız, çok şükürler olsun, pandemiden dolayı da herkes zaten online olarak yaptığı bu dil eğitimini bu şekilde hizmet sunuyorlar. O yüzden hani B1 seviyesinde en alt seviye Almanca öğrenmeniz lazım. Ama bu da yeterli değil. Bunu görüyoruz. O yüzden B2 de hani full denklik alacak olan adaylarımız zaten B2 bekliyor Almanya. O yüzden B2'yi de veriyoruz. Ama bunu yaparken de Semra Hanım hakikaten ciddi bir şekilde adayların kendisine düşen veya bütün seyircilerimizin, başvuran seyircilerimizin kendisine düşen görev, oturup kendileri Almanca öğrenmeleri lazım. Bakın Hasan hocamız orada, Muzaffer Hanım ve diğer arkadaşlarımız. Evet. Çok çok başarılı arkadaşlarımızla beraber hakikaten Türkiye'de de eğitim ve deneyim görmüş olan hocalarımızla beraber sizlere hizmet veriyoruz. Ve bu yüzden size düşen görev lütfen hani hakikaten kendiniz de Almanca öğrenmeniz. Boş vaktinizde artık açıp dizi bakmanız, reklam yapmak istemiyoruz YouTube'u falan. Onun haricinde Almanca dizilere bakıp Alman ortamlarında bulunup belirli bir yerlerden bir şeyler kapmanızdır. Ve biz sunduğumuz kafelerde, bunu son haftalar dile getirmedik ama bugün yine tekrar dile getirmek Tabii. istiyorum. Bekleyen tüm adaylarımızı, hani B1'ini almış, vizesini bekliyor. Bu arada bu boş geçmesin vakit. Buyursunlar, oraya gitsinler zaten dil eğitim merkezimiz. Online olarak da Semra Hanım. Tabii. Zaten o kurumun içerisindesiniz ve bir süreçtesiniz. Ben işte bütün evraklarımı tamamladım. Bitti, ben hazırım, bekliyorum. Öyle bir şey yok. Her zaman gelişeceksiniz, değişeceksiniz. Çünkü neden? Almanya'ya gittiğiniz zaman Almanca konuşmak zorundasınız. Bu böyle yani hani ilk saniyesinden başlamak üzere zaten Almanca. Şu anda dil kursumuzu biz gidip çekmiştik Kemal Bey. Evet, o veriliyor VTR'de. Arkadaşlar bakın, oradaki ekip sizler için sizin yurt dışı deneyiminizi yapmanız adına size Almanca dil eğitimine destek veriyor ve yardımcı oluyorlar. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Orada Sprach kafeler var. Almanca Sprach kafe, Türkçe konuşma kafeteryası kurulmuş. Evet, o kadar güzel ki. Bir de çok tatlı çalışanlarınız var maşallah. Teşekkür Ramazan dolayı şu anda sanırım bilemiyorum açıklar mı ama biz gittiğimiz zaman devam ediyor mu? O kadar güzel ikramlarda bulunmuşlardı ki çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi yiyip hem de Almanca'nızı konuşabilirsiniz. Onu iftardan sonra onu söylemek istedim. Hani, ama artık tabii ki herkesin kendi kişisel tercihi, ona bir şey diyemeyiz ama tabii genel olarak sunumumuz bu şekilde ama her şeyimiz, her programımız aynı şekilde devam etmektedir. Yani bir hemşiresiniz, lise veya lisans veya fizik tedavicisiniz veya mühendissiniz veyahut elektrikçisiniz veyahut kuaförsünüz ve bu gibi. Diplomalı 20 olan tane, herkes aslında. Aynen öyle. Öyleyseniz lütfen bizim gibi İşkur'dan ona dikkat edin. İşkur onayı olan istihdam şirketlerine başvuru yapın. Ya Beyaz TV üzerinden veya diğer kanallardan. Biz iletiyoruz efendim. Ekranda numaralarımız veriliyor. Kesinlikle teşekkür ederim. Veyahut direkt bizim
web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizin sağlık şirketiniz var ve o bünyede hastaneleriniz var. Biraz da ondan bahsedelim. Burada deneyim yapmak isteyen, gitmek isteyen sağlıkçı arkadaşlarımız gittiği zaman neyle karşılaşacaklar? Evet. Nerede çalışacaklar? Tabii ki oradaki kendi bünyemizdeki şirketlerimizde. Ama sadece bu da değil. Hani mesela biz diğer meslek gruplarından bahsettiğimiz zaman hani bizim elektrik şirketimiz yok. Belki olur. Bizim herhangi bir kuaförümüz burada var ama orada yok. Hani o yüzden hani onları da götürmek istiyoruz. Ama mühim olanı burada hakikaten biz sizi veya bu nitelikte elemanları her Almanya'daki her şirkete göndermek için de bize başvuru yaptınız. Hemşire olarak, bir doktor olarak dediniz ki ben bu hastanede çalışmak istiyorum. Hani illa da belki o hastane olmaz ama o eyalette, o şehirde biz size inşallah hakikaten istihdam sağlamak için her şeyi yapacağız. Belki o şehir olmaz, onun yanındaki şehir olur. Hani nerede ihtiyaç varsa Almanya'da. Çünkü hani bizim kendi bünyemizde biz sizi her yere, istediğiniz yere götürürüz. Ama başka şirket için ben bu sözü veremem. Tabii çünkü ki biz sizi alıp istihdam edip başka bir şirkete teslim ediyoruz. O arada bütün yapılması gereken her şeyleri yapıyoruz. Bu şekilde sizin Almanya'ya gelmenizi sağlamış oluyoruz. Ama bizim şirketimizle alakalı olarak da geldiğiniz zaman hastanelerimizde, evdeki yoğun bakım ünitinde, mesela orayı görüyorsunuz şimdi. Evet, şu anda yoğun bakım hastanesinden bir tanesi. Evet. Bizim de ziyaret ettiğimiz, çekimlerini evet yaptığımız yoğun bakım hastası demek. Şöyle canım izleyicilerim, altını çizelim. Gerçekten 7/24 yardıma ihtiyacı olan bireyler evet demek. Genci, yaşlısı, orta yaşlısı, evet, yaş farkı olmadan gerçekten yardıma ihtiyacı olan, bir de ekstra sizin makinalar var değil mi Kemal Bey? Onlardan evet, da bahsedebilir evet miyiz? Resmen hastanedeki ne varsa orada da var. Yoğun bakım hastaneleri zaten arkada kendileri. Aynı şey ev içinde evet, geçerli. Evet, 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 evet. Aynı sistemi evinde bakılmak isteyenler için de evinde bakılıyorlar. Aynen öyle. Yani solunum makinesinden alın da hakikaten aspiratörüne kadar. Evet. Bu yemek pompasından alın da oksijen aletine kadar ve evet oksijen ölçen aletine kadar ve bütün yani yoğun bakımda, aynı sizin söylediğiniz gibi yoğun bakımda ne ihtiyaç var, yani her ne şey varsa, hangi var alet varsa onu da hepsini, onun da şirketini kurduk orada bir ortak bir arkadaşımızla aynen beraber olsun. Çünkü çok sağ olun, geliriz inşallah. İnşallah zaten ama hani o zaten vardı çoktan beri, hani belki dile getirmedik hani o kadar da önemli görmediğimden, ama hani onunla alakalı olarak da kendi şirketimiz var. Onu da kendimiz kendi hastalarımıza gönderiyoruz. 7/24 burada da, çünkü bir alet bozuldu, hemen telefon edilmesi lazım. Dışarıdaki başka şirketlere baktığımız zaman cuma günleri giderler, pazartesi açarlar. Hafta sonu nöbet var, birisi çıkmaz, telefona katılması, bizde öyle bir şey yok. Biz bütün zaman zaten yani cumartesi de, pazar gününde, tatil gününde, her gününde, bayramı da, seyranı da ne olursa olsun aktif, her zaman hakikaten hastalarımızın hizmetindeyiz. Şunun da altını çizelim. Sizin bünyenizdeki hemşirelerin birçoğuyla görüştüm. Ben Almanya'ya birebir gittim. Hem her yerde biz programı hem yaşama dair için, içerik çekmek için. Hı. Çünkü biz birlikte program yapıyoruz. Ve izleyicilerimize böyle bir güzel olanı sağladığımızı buradan duyuruyoruz. Hı. Ne kadar hani ister istemez acaba diyorlardır diye bizler gittik, gördük. Oraya gidecek olan hemşirelerimize çok ihtiyaç var. Öncelikle bunun altını çizelim. Hı. Donanımlı, vicdanlı ve mesleğini güzel yapacak hemşirelere çok hmm ihtiyaç var. Aynen Kemal öyle. Beyler %100 güvenli onlara imkan sağlıyorlar. Kesinlikle. Daha sonra ister istemez dediğim gibi orada da bu sorumluluğu alacak bireylerimize ihtiyaç var. Ama öncelikle ne yapalım biliyor musunuz bu cümlemizi tamamlamadan önce? Reklamlar. Evet, reklamlara gidelim. İnşallah. Ya cümlemizi reklamlardan sonra tamamlayalım. Evet. Oraya giden ve bu sorumluluğu alacak olan hemşirelere var mı bir mesajınız? Tabii ki her zaman için devamlı irtibat halindeyiz ama televizyon kanalıyla tabii ki daha da iyi bir mesaj ve genel bir mesaj verme durumumuz olabiliyor. O yüzden her son programlarda da, katıldığım programlarda da seve seve gerçekten size verdiğimiz bilgilerin içerisinde ve diğer bazı hakikaten değerli beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın da vurguladığı noktalar, Semra Hanım sizin de devamlı altını çizdiğiniz konulardan bir tanesi. Devamlı herhangi bir ülkeye gidecekseniz o ülkenin dilini ilk etapta öğrenmek mecburiyetindesiniz. O yüzden Almanya ile alakalı olarak ciddi söylüyorum, başvurmadan Almanca öğrenmeye başlayın.
İlla da bizim bünyemizde öğrenin demiyorum. Ama tabii ki hepsi aynı çatı altında olması bütün sürecin takibi açısından daha da kolaylaştırıyor. Ama mecburiyeti yok. Tabii. İstediğiniz yerden, istediğiniz eğitim merkezinden dil eğitimini alın. Özel hocalarla başlayın. Fiyat konusunda gerçekten kendinize dikkat edin de fazla abartık bir fiyatta değil de normal, dengeli olması gereken bir şekilde Almanca dili için veya İngilizce, İngiltere'ye gitmeyi isteyenler için neyse o dili öğrenmeye çalışın. O yüzden ilk etapta söyleyeceğim ve hakikaten arkasında durmanız gereken Almanca. Onunla beraber Almanya'nın veya gideceğiniz diğer başka herhangi bir ülkenin cidden coğrafyasını, politik durumunu, yani nasıl bir sistem, federal ülke mi, hangi ülke, artık İngiltere'de olduğu gibi bir padişahı olan veya hani padişahı yani değil de hani sistemini. Hem siyasetini hem de yaşayış şeklini. Aynen. Hakim olun ki orada mağdur olmayın. Çünkü aynen bilinçli öyle. Türkler, bilinçli bizden insanlar orada olursa bizlere de temsil ettiği için gururlanırız, onurlanırız değil mi? %100 olarak. Ama yani, her şeyden kesinlikle, önce hastalara bakacaksınız. Yani yardıma ihtiyacı olan insanlara, onların yakınlarıyla diyalog kuracaksınız. Onlardan önce hemşire olarak zaten. Doğru hapı vermek, doğru ilacı vermek. Tabii ki okuyamadan nasıl anlayacaksınız mümkün bunu? Mümkün değil. Ve bazı hastaların da korktuğu nokta, bu kişi daha Almanca bilmiyor, beni evden ayrılamıyorum. Aslında hemşire gelince ben evden ayrılmak istiyorum. Ki kafam rahat etsin ve tekrar toparlanayım diye. Ama gelen hemşire Almanca bilmiyor ki, ben korkuyorum. Yakınıma bir şey olunca bu kişiyi hastane arabasını nasıl çağıracak? Ha, burada bitiyor iş. Evet efendim, çok önemli bir konu. Biz bu konuyu işlemeye, yaşama dair de devam edeceğiz. Ama maalesef yine bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Ama ne yapıyoruz? 2 gün sonra bayram. Ben bayram mesajımı vermek istiyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarıma da sarılıp öperken bayramınız neşeyle, huzurla, keyifle geçsin diyorum. Ve buradan bizi izleyen tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Evet Kemal Bey. Herkesin bayramı kutlu olsun. Ama öncelikle Ramazan'ı huşuyla yaşayanlarına mübarek olsun diyorum. Bu sözlerimle beraber de, aynen büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Tüm İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. Evet efendim, haftaya yine aynı saatte yaşama dair sizlerle olacak. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz.